Öncelikle ortada bir yangın var ve biz yangın alarmı veriyoruz. Yangını söndürelim diyoruz. Ama birileri yangını çıkartana kızacağına, öfkesini, tepkisini yangını çıkartanlara yönlendireceğine, yangın var diyenlere, yangını söndürmeyi çalışanlara saldırmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla da bu yaklaşımın, bu tutumun çelişkisine dikkat çekmek isterim. Bu sürecin, bu operasyonun, bu saldırının gerçek amacı nedir? Doğrusu çelişkili açıklamalardan biz anlamakta zorlanıyoruz. Asıl amaç ÖSO'yu korumak, ÖSO'nun alan hakimiyetini sağlamak ve Türk Silahlı Kuvvetleri de buna yardımcı olmak için mi bu süreci işletiyor? Yoksa Türkiye'ye yönelik tehdit var. ÖSO mu Türkiye'ye destek oluyor, yardımcı oluyor? Açıklamalar çünkü son derece çelişkili. En üst düzeyden yapılan açıklamalar kendi içinde ciddi tutarsızlıklar içeriyor. Tabii saldırının hedefiyle ilgili de ciddi çelişkiler var. Örneğin yine doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanı saldırının hedefinin ısrarla IŞİD olduğunu söylüyor. Afrin'in neresinde IŞİD var? Şimdiye kadar IŞİD'in hangi kontrol altında tuttuğu bölgeler vuruldu? Bu konuda açıklama yapılırsa galiba Türkiye kamuoyu da bunu öğrenmiş olur. Değerli arkadaşlar, görünen o ki bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri ÖSO'nun her yaptığına kefil. ÖSO'nun şimdiye kadar gerek EYIT Donat, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yürütülen EYIT Donat kapsamındaki etkinliklerden ne aldığı, ne öğrendiği, ne hangi konularda başarılı olduğu konusunda ciddi tartışmalar var. ÖSO'ya verilen silahların başkalarına satıldığına dair, ÖSO'nun yaptığı insan hakları ihlallerine dair çok ciddi tartışmalar yapılıyorken, ÖSO'ya kefil olanlar ÖSO'nun kimlerden oluştuğunu, ÖSO içerisinde ne kadar El-Kaide kökenli grubun bulunduğunu da galiba açıklamak zorundalar. Yine çelişkilerden birisi de kilise ve Reyhanlı'ya yönelik atılan roketlerle ilgili. Bu silahların mesafeleri nedir? Nereden, kimin bölgesinden atıldığında buralara yetişebilir? Özellikle Reyhanlı merkezin sınıra mesafesi, yine kilise yakın bölgelerde kimin bulunduğuna dair sorular mutlaka bir gün cevaplanacaktır. Bugün bu gürültüde, bu hengamede üstü örtülse de bir gün mutlaka bunların hesabı sorulacaktır. Değerli arkadaşlar, bir ülkede ülkenin çıkarlarıyla şirket işleri, cemaat işleri, parti işleri, hatta aile işleri birbirine karıştığında kimse bizden ülke çıkarları adına, ülke çıkarları için, vatanseverlik namına bu birbirine karışmış işlere suç ortağı olmamızı beklemesin. Eğer bir şirket silah üretimi yapmak istiyor, bunu pazarlamak için kendisine pazar oluşturmak istiyorsa gayet tabii Türkiye'deki serbest piyasa kuralları içerisinde bunu yapabilir. Yine bu konuda devletle bir işbirliği varsa, devletle bir ticari ortaklık kurmuşsa kurallarına uygun olarak bunu yürütebilir. Ama devlet işleriyle cemaat işlerini karıştırmanın bedelini Türkiye çok ağır biçimde ödedi. Balkan Savaşı'ndan beri de ödemeye devam ediyor. Devlet işleriyle parti işlerini karıştırmanın bedelini yine çok partili hayata geçmeden önce ödedi. Ödemeye devam ediyor. Devlet işleriyle aile işlerini karıştırmanın bedelini 80'den sonra çeşitli yolsuzluk ve suistimal iddialarıyla, siyasetin çürümesi, yozlaşmasıyla Türkiye ödedi, ödemeye devam ediyor. Dolayısıyla bizi kimse kendi dar grup hesaplarının, şirket hesaplarının, tarikat cemaat hesaplarının, aile hesaplarının ortağı kılmaya çalışmasın. HDP ülke yararına olanın yanında olacaktır. Toplum yararına olanın yanında olacaktır. Ama ülkeyi tehdit eden, ülkeye zarar veren, ülkeyi risk altına sokan,
toplumu tehdit eden her girişimin de, her oldu bittinin de mutlaka karşısında olacaktır ve herkesi de bu konuda duyarlı olmaya devam edecektir. Değerli arkadaşlar, tabii özellikle bu sorulardan sonra galiba bir duruma dikkat çekmemiz gerekiyor. O da özellikle son gözaltılar dolayısıyla neyi savunmanın serbest, neyi savunmanın yasak olduğuna dair algıyla yüzleşmemiz gerekiyor. Hukukun en temel ilkesi yasaklar sayılır, suçlar sayılır, hukuk bilmektir, hukuk öngörebilmektir. Neyin suç olduğunu bilirsiniz, suçtan uzak durursunuz. Eğer o suç gerçekten toplumu tehdit ediyorsa, insanı, sağlığı, güvenliği tehdit ediyorsa uzak durursunuz. Ama bugün görünen o ki artık hukuk o kadar öngörülemez bir hale gelmiş ki, o kadar bilgi ve veriyi aşan bir ön yargı, keyfilik içerisine sürüklenmiş ki, tam tersine artık galiba Türkiye'de birilerinin nelerin serbest olduğunu sayması gerekiyor. Ne söyleyebiliriz, ne yazabiliriz, sosyal medyada ne paylaşabiliriz, basın toplantısında ne diyebiliriz? Aslında bunun çerçevesini çizse iktidar, buna dair bir yeni hukuk, yeni kurallar yığını ortaya koysa, kamuoyu da, gazeteciler de, sivil toplum da, sendikalar da, parti çalışanlarımız da ona göre yazsalar, ona göre düşüncelerini paylaşsalar. Bakın, hala anayasanın 90. maddesi yürürlükte. Eğer anayasa askıya alınmamışsa, olağanüstü halle ilgili kısıtlamaların, düzenlemelerin sınırlarıyla ilgili yine anayasanın hükmü ortada. Bunu kaldıran herhangi bir KHK şimdiye kadar yayınlanmadı değerli arkadaşlar. Ve anayasanın 90. maddesine göre Türkiye'nin usulüne uygun olarak imzaladığı anlaşmalar, uluslararası anlaşmalar, taraf olduğu sözleşmeler iç hukukun bir parçasıdır. 2003 yılında Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi var. Ve bu sözleşmenin 20. maddesi değerli arkadaşlar, savaş propagandası ve düşmanlığı savunma yasağını içeriyor. Madde aynen şöyle, 1. maddesini okuyorum. Her türlü savaş propagandası hukuk tarafından yasaklanır. Türkiye'nin taraf olduğu bu sözleşme, bu madde savaş propagandasını yasaklıyor. Barışı savunmayı yasaklamıyor değerli arkadaşlar. Ama galiba barışı savunmaktan çok korkuluyor, çok rahatsız olunuyor, çok tedirgin olunuyor ki barışı savunanlar kapılarının zili çalmadan, koç başlarıyla kapıları kırılarak sanki içeride bir ordu var, sanki içeride cephanelik varmış gibi gazeteciler evleri basılarak gözaltına alınıyor. Değerli arkadaşlar, gazetecilerin en fazla klavyeleri vardır, kalemleri vardır, kitapları, kağıtları vardır. Dolayısıyla bu yöntem aslında nasıl bir korku olduğunu, klavyeden nasıl korkulduğunu, kalemden nasıl korkulduğunu, sözden nasıl korkulduğunu, yazıdan nasıl korkulduğunu çok net biçimde ortaya koyuyor. Nurcan Baysal, İshak Karakaş, Hayri Demir, Sibel Hürtaş gibi gazetecilerin iki gün içerisinde ve daha ismini sayamadığımız tabii çok sayıda medya çalışanı ya da sosyal medyada yurttaş gazeteciliği yapan, bildiği, inandığı doğruyu yazıp çizenlerin gözaltına alınmasına dikkat çekmek isterim. Tabii bu durum biliyorum bizim parti çalışanlarımızı da rahatsız ediyor, kaygılandırıyor. Çünkü partililerimiz de var bu gözaltı furyasından payına çok şey düşen. Ama bir uyarıda bulunmak istiyorum. O da şu: akşam televizyon kanallarını açtığında partililerimiz, barışı savunanlar, hala demokrasiden umudu olanlar, HDP tartışılırken hiçbir HDP'linin olmamasından ekranlarda, stüdyolarda rahatsız olmasınlar. Çünkü emin olun, onlar konuştukça biz kazanacağız. Onlar savaşın ne kadar iyi bir şey olduğunu, ne kadar faydalı bir şey olduğunu, ne kadar gerekli bir şey olduğunu iktidar, muhalefet birlikte anlatsınlar. Ve göreceksiniz, toplumda barışa dair talep, barışa dair özlem, bu ses bastırılsa da mutlaka karşılığını bulacak. Biz
Özellikle partililerimize, hala barış savunusu yapanlara, barışa inananlara, barış için mücadelede bulunanlara, özellikle bu televizyon ekranlarındaki manipülasyonlar karşısında ekranlarını kapatmalarını, barışa dair olan tartışma yürüten, arayışı olan televizyonları tercih etmelerini, eğer bu mümkün değilse değerli arkadaşlar, bu ekranlarda bu çılgınlığa ortak olmak, onu izlemek ve ruh sağlıklarını bozmak yerine komşularını ziyaret etmelerini, oturup çocuklarıyla Tolstoy okumalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü tarih barıştan yana olanların kazandığını yüzyıllardır gösteriyor, yine gösterecek. Yine partimize yönelik değerli arkadaşlar, doğrudan partimizi hedef alan gözaltı uygulamaları var. Bunlardan tabii il ilçe örgütlerimizin özellikle adını anmamız gerekiyor. Siirt ve Bismil'de doğrudan parti bürolarımız, parti binalarımız basıldı. İzmir'de, Aydın'da ileş başkanlarımız gözaltına alındı. Ankara'da ve İzmir'de parti meclisi üyelerimiz gözaltına alındılar. Ve milletvekillerimizle ilgili de yine biraz önce ifade ettiğim gibi hukukun bütün usul kaideleri, bütün ilkeleri ayaklar altına alınarak tutuklama kararları çıkartıldı. Değerli arkadaşlar, Nadir Yıldırım, eş genel başkan yardımcımız, Van milletvekilimiz zaten daha önce KCK dosyasından 5 yıl tutukluydu. Dolayısıyla şimdi o dosyanın seyrine müdahale edip, o dosyanın içerisinden bir ismi seçip, sonra Efrin için diye medyaya farklı bilgilendirme yapıp, ama farklı nedenlerle tutuklama kararı çıkartmanın aslında Türkiye hukukunun ne hale getirildiğini göstermesi dışında hiçbir anlamı yok. Değerli arkadaşlar, şüphesiz bu süreci zor olmakla birlikte mutlaka atlatacağız. Biz buna bütün samimiyetimizle inanıyoruz. Ve HDP bütün engellemelere rağmen, bütün baskılara rağmen bu süreci aşmayı başaracak. İktidar bütün gündemini Sayın Cumhurbaşkanı'nı gazi ilan etmek üzerine kurmuş olabilir. Bunun için meclisi toplamanıza gerek yok. Zaten meclisi kar tatiline göndererek, karne tatiline göndererek Efrin sürecinin parlamentoda tartışılmasını engellediniz. Dolayısıyla bunu meclis gündemine almanıza gerek yok. Bir KHK ile istediğiniz kişiyi gazi ilan edebilirsiniz. Tam da KHK'ların mantığına uygun bir tercih olur. Muhalefet açısından da doğrusu bir kez daha şu soruyu sorma ihtiyacı duyuyoruz. Eğer bir ülkede iktidar bir yanlış yaptığında karşısında ona itiraz edecek, onu uyaracak, onu eleştirecek bir muhalefet yoksa o ülkede demokrasi vardır denilebilir mi? Değerli arkadaşlar, dünyanın her yerinde iktidar vardır. Ama muhalefet demokrasilerde vardır. Demokrasilerde ancak farklı olanı söyleme, farklı olana dikkat çekme, itiraz etme cesareti ve tahammülü vardır. Ama görünen o ki muhalefet partilerinin bazı temsilcileri, sözcüleri iktidardan geri durmama konusunda bir yarışa girmişler ve galiba geçmişte düştükleri pozisyondan da ders çıkartmak istemiyorlar. Ben sadece iki kronolojiyi hatırlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Bize sokağa çıkmayın uyarısı yapanlar, ayarı vermeye çalışanlar tekrar Kobani eylemlerini hatırlatıyorlar. Ben de tekrar bir kez daha hatırlatayım. Kobani eylemleri değerli arkadaşlar 7 Haziran seçimlerinden bir yıl önceydi. Yani hala ısrarla kamuoyu önünde bu kadar televizyon kanalını kontrol ediyoruz diye tarihte takvimi değiştirmeye kalkmasınlar. Yani biz 7 Haziran başarısıyla şımarıp Kobani'de halkı sokağa dökmedik. Kobani eylemleri 7 Haziran'dan bir yıl önce oldu. Ama sadece iktidar takvimi karıştırmıyor, takvim yapraklarını karıştırmıyor. Galiba muhalefet de karıştırıyor. Çünkü CHP lideri de Yenikapı buluşmasıyla
OHAL ilanının tarihlerini karıştırıyor. O da aslında OHAL ilanından sonra Yeni Kapı'ya gittiğini, sonra Yeni Kapı'dan sonra hangi pozisyona düştüğünü hatırlamıyor olacak ki hep televizyon ekranlarında o pozisyonu savunurken tarih sırasını karıştırarak tersine bir savunu yapıyor. Diyor ki biz Yeni Kapı'ya gittik, sizle birlikteydik ama siz OHAL ilan ettiniz. Öyle olmadı. Lütfen dönün ajandanıza bir daha bakın. Siz parlamentoda OHAL'i geçirdiniz ama buna rağmen ben Yeni Kapı'ya geldim dese yani kendi seçmenine de topluma da gerçeği doğruyu söylemiş olacak. Değerli arkadaşlar, biz bu koşullarda her şeye rağmen, her türlü baskıya rağmen barışı savunarak Orta Doğu'da barışın nasıl mümkün olacağına dair yeni yol haritaları açıklamak, Türkiye'de barışın, demokrasinin nasıl hayata geçeceğine dair yeni açılımlar yapmak üzere 11 Şubat'ta Ankara'da yapacağımız kongreye hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Kongre komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor. Yerellerde bütün engellemelere rağmen çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve göreceksiniz ki 11 Şubat bir büyük barış buluşması olacak. Orta Doğu'da yaşamı, özgürlüğü, insanlığı, onuru savunmanın bir ortak şöleni olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizin sorunuz yoksa bitireceğiz. Değerli arkadaşlar, biz kendi takvimimizi planladığımız gibi sürdürüyoruz. Yerel konferanslarımızı bitirdik. İllerde konferanslar yaptık. Bölge konferansları yaptık. Arama toplantıları, yuvarlak masa toplantılarını farklı toplumsal kesimlerle yaptık. HDP'ye yönelik eleştirileri, beklentileri, önerileri sadece isim düzeyinde değil. Nasıl bir HDP'ye ihtiyaç var? Türkiye'de siyaset neden bunalım ve kriz içerisinde? Nasıl bir muhalefet, nasıl bir alternatif siyaset? Bütün bu tartışmaları bu toplumsal kesimlerle, kendi partilerimizle yürüttük. Parti meclisinin oluşumu ve eş başkanlar konusu da HDP'nin kurulduğundan beri çalışma yöntemi belli bir mekanizmayla gerçekleşiyor. Burada elbette ki bir uzlaşma, HDP bileşenler arasında, kadın hareketinin önerileri doğrultusunda, yine farklı toplumsal kesimlerin önerdiği isimleri dikkate alıp tartışarak belirlenecektir. Bir kongre komisyonumuz var. Kongrenin bütün sürecini yönetiyor. Şu anda da toplantı halinde. Yine önümüzdeki iki gün boyunca hem yerel konferanslardaki önerileri, sadece isim önerilerini değil, strateji önerilerini, karar önerilerini, yeniden yapılanma, örgütlenme, çalışma biçimine dair önerileri bu iki gün boyunca MYK üyeleriyle kongre komisyon üyeleri birlikte tartışacaklar. İsimlerle ilgili de bir uzlaşma komisyonu, bir alt komisyon kurulacak. Daha arkadaşlar şu anda bugün onun tartışması yapılıyor. Yani bizim parti kurullarımızda şu ana kadar hiçbir isim tartışması yapılmadı. Kamuoyu önünde yapılan tartışmalar elbette dikkate alınacak. Ama bu uzlaşma komisyonu yapılan öneriler doğrultusunda nasıl bir yöntemle hem parti meclisi listesini hem eş başkan önerilerini belirleyeceğini önce yöntem olarak netleştirecek. Sonra da doğrudan doğruya isimlerin değerlendirmesine geçecek. Bu konuda bir ilerleme kat edildiğinde şüphesiz kamuoyuyla paylaşacağız. Ama şu anda henüz yöntem tartışması yapılıyor. Bu yöntemden sonra da isim tartışması yapılacak. Ama HDP açısından yani hiçbirimizin şu şüphesi yok. Hangi arkadaşlarımız hangi konumlarda, hangi temsiliyetlerde olursa olsun HDP bir toplumsal mücadeledir. HDP bir toplumsal muhalefet hareketidir. Dolayısıyla da HDP'de koltuk kavgası, bundan kaynaklı kişisel kırgınlıklar, çekişmeler olmaz. Zaten yaşadığımız süreçte HDP'de bu heveslerle siyaset yapılmayacağını göstermeye galiba çok net biçimde yetiyor. HDP'de yer almak cesaret istiyor. HDP'de çalışmak, HDP'de sorumluluk üstlenmek aslında fedakarlık gerektiriyor. Dolayısıyla bu fedakarlığı, bu özveriyi her arkadaşımızın yapacağı inancı içerisinde komisyonumuz da çalışmalarını sürdürecek. Peki, teşekkür ediyoruz arkadaşlar.